بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أستاذ الشيخ حزكرة السلام عليكم برشا عزيز اشتراكچلار ve hürmetli tamaşabiler. Allah subhanahu ve ta'ala ushbu meclisimizde hayriyetli, barakatli kılsın. Elimiz, yurtimiz manfaati üçün ülken yaşlılıklarına sebep buluşunu Allah özü müyesser eylesin. Azizler, yurtimizde dini erkirlik, dini edebiyatlarına rivacı günden günge terakkiyat alıp, elimiz, yurtimiz baht saadetke erişip, yaşlılıklarına muvaffak bulup, dini savarlarımız aşıp, gözelleşip varmakta. Bunun için Allah subhanahu ve ta'ala'ya riyadet, hamdü sanalarımız bulsun. Üç bu cereyanda alahide bir burun tütken ustazımızın iki kitapları, Açık Hat kitabı ve Kekselerini Ezazlaş bu yılgı 2015. yıl hükümetimiz tamamından yerini Kekselerini Ezazlaş ile deyip etelgeni münasebeti bilen yazılgen Üşbu kekselerini izazlaş eseri. Üşbu iki eserinin takdimatı üçün bu yılda cemlenip durumuz. Sözünün evvelini ustazımız Şeyh Hazretler gibi birimiz. Ondan keyin muhterem damlarımız ve Abdullah Rakem birgelikte kitap hakkındaki mülahazelerini eklediler. Merhamet ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala khayri khalqihi Muhammed. وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً أزرق تقدم كن يكن كتابلارنين أول لسا أجد خط كتاب طورسدا سوز يرتسكدا ونو بترغندن كي إن شاء الله كيكسلارنين إزازة بارستيكي كتاب تقدماتنا خسد Kitablarını yazılış tarih hem şu vakiyelerine keçiş cereyanı hem çünkü muvaffuk geledi. Hemenizde malum ki hazırlı küllerde Müslüman adamlar özünün başından en ağır küllerini kesilmekte. Bizim şanlı tarihimiz devamında Müslüman ümmeti bunçelik zayıf halde şükürlerini bırak istek almaydı. Ve bunday açınarlı halatını yüzeye çıkışıyla türlü sebepler, bahaneler, haletler var. Lekin şunların en uluğlarından, en kettesi, en nakulayıdan bittesi Müslümanların özara ihtilafları, gelişmişlikleri, birbirlerine kanını tokuş, canını yok kılış, avrosunu tokuşunu tap tapma kılıyatken haletleri kılıyatı. Ve meneşe işlerinin köprüde ulamalarının yapıya kulak salması, ahli ilimlerinin nasihatinden ibrat alması, kalanları sebep ekenliği hemen münafızası durdu. Ana şu barada kub göbler eğitili yaptı, yazılı yaptı, tekrar tekrar hadiseler ve bahalar hem verilmekte. Ana o şey manalarda şu siz bilen biz takdimatını kılıyorken Açık Haddir Atelgen kitabının yüzeye gelişine hem birkaçça vakiyeler sebep oldu. Hemimizde malum ki ötken Ramazan ayında Irak ve Şam'daki İslam devleti degen namını uzarıya koyulgan grup halifelik ilan kılıçtı. Ana İslam devleti degen yapını uzarıya şia kılıç alıştı. Vakiyen işleri ise İslam'a doğru kemegenliğine hem de görüp görüp durup da. Ana şimdi teşvişli bir halette ulemalar o sözlerine etse lazım labud edi. Her kim demek şahs sıfatı da ya ki teşkilat sıfatı da beyanatlar verişi bazı bir nasihat sözlerine etse tenkıt kırışı yolda koyuldu. Lekin şu bilen bölge Yerdaniya devletindeki Muassesatı Ahlul Beyt, Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın Ahlul Beytleri muassesesi de batırken
Krallık Akademiyası, dünyada bir köküne ulamalarına pozisyon alınan bu akademiye uzak günlerden beri semerali faaliyet kursatıp geliyorken ve Müslüman ümmetine gerek bugün vaktinde gereklilik sözünü baranda etip geliyorken akademiye saplanadı. O şey akademiyede kendine kadınınız hem az ama bundan aldın hem çünkü o şeyden bir ikide bayanatlarla çıkan edik. Cümleden evvelki payetlerde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ını maskara kılıç suratlarını, resimlerini çıkarıp bu kişinin bir avgrov buluşuna kurum geldilerine ve bütün din erbablarına müracaat kılıp dini itikadlarını parmak kılmasıdık. Kullarını harlamasıdık manası da kedişi alış kereliği doğrusu da kalite bir hücret kılgenedik, onu takat kılgenedik. Bugünkü vakiyelerden keyin sentyabr ayının birinci yarımında ortalarına gelip akademiye yine özünü bu barada hem fikrini etişe hareketine düştü ve öz azalarına elektron poştalar arkalı, başka vasıtalar arkalı bağlanıp, cümleden menge hem bağlanıp bana şu manada bir açık hat kırış niyetimiz var. Şunu demek layıkasını kısakla keyin hammamız muhakeme kıptırıp bir metinge gelişip ilan kılamız degen mana buldu. Ben öz razılığımını bildirdim. Keyin 18. sentyabr günü menge layıkanın tuluk nüshası geldi. Ben onu dikkat bilen okup özümü fikir mülahazalarını yazdım. Yine demek bir neyse var şu malumat anlaşılgenden keyin ahırı 24. sentyabr günü açık hat deb atalgan bu hüccetini songe nüshası ve onge imza çekiş demek istekini bildirgen ulamalarını ruhakta keldi. Ben bunların hepsini kollak kuatlayıp özümü imzamını koydum. Bundan keyin bir gün iki gün oturtturup matbuatta ilan kılındı. Ana şu cereyanda biz hem bunu özümüzü tırımızga tercüme kılışı urunup durduk. Eğer o şu songe nüshası karar tapkenden keyin o şunge maslap durup keyin internette ilan kılanız degen manada. Bu işte menge özümüzü halınlarımızdan azatlık yardım verdi. Ben açık hatının metnini avaz yazığı bilen tersime kılıp o adamda yubardım. Ukuşu zülleyi bilen keçeleri okulamazdan olsa hem uyları da demek bunu kompüterle düşürüp tayarlattırıldı. Açık hatını sonki nüshası kegende hazırcan hoşu demek hatımızda açık hatını asıl nüshası ki maslayış, manbalarını yazış, haşiyelerini çıkarış, başka işlerini yoluna koydu da tezde o şekilleri biz demek saytımızda bu nesini çıkardık. Cüda köp adamlar okudu, yaşlı trekler bildirdi. Hakikatinin düşüngenlerini ilan kılıştı, teşekkürler etişti. Şu bulandırga Rus dilindeki saytımızın adımları, alışır, şerikleri bulan Rus dilinde tercüme kılıp çıkarışını yoluna koyuştu. Cüda köp adamlardan fikir mülahazalar, teşekkürler, hakikatinin düşüngenleri doğrusu da bayanatlar geldi. O şeylerin içi de şu nesilini köpçülük faydalanışı için bir kitap kılıp çıkarsa bu meydana degen teklifler hem bu arada. Ben özüm hem şunu oylak durdum. Avala şu hücretini özünü çıkarış niyeti var idi. Peki ulamalarına nasihat kılıp bu hüccetin etrafında bir düşündürüş hatları, buna da kongulsuz haletini gelip çıkışı da demek orun tutgan vakiyeler, hadiseler, bazı bir şahslar doğrusu da söz yürütüş, kişilerimizde o şu hüccetini yine de çünalıyla buluşu için hoşumçalar kritik masrahatları buldu. Bundan keyin tarihte hem şimdi okşagan hadiseler bu geldiğe, ve onda ulu uzatlar, Hazreti Ali de büyük uzatlarını gösterken cesaretleri, kırgan karamatları ve başka köp güne demek malumatlarını koşulup hani yakılıp bir kitap haline getirildi. Bu kitabını ahırı yazış işleri
noyabr ayında sonluğa yetti. Keyin mana nashriyatdagi azizlarimiz bunu tahrir qilish, tasnif qilish, demak teknik jihatidan kitob shakliga keltirish va boshqa ishlarni o'rniga qo'yib diniy qo'mitaga berildi. Diniy qo'mita demak xodimlari ularni o'qib tekshirib chop qilishga ruxsat bo'lganlaridan keyin mana chop ham qilindi. Lekin galagramma yana bir hisoblarga ko'ra biroz kechikdi. Biz tezroq chiqarish niyatimiz bor edi. Lekin Allohni o'zi nima iroda qilsa shu bo'ladi. Bandaning irodasi Allohning irodasiga bo'ysunadi. Alhamdulillah mana shu kunlarga nasib qilgan ekan. Mana chiqib hozir sanoqli kunlarda 1000 dona demak sotilib bo'lgani, yana galagrammaga qarab qolganimiz aytilyapti. İnşallah bunlar hamasi yaxşı bo'ladi. En asosiysi mana shu kitob chiqib, xalqimizdan bir qismi bundagi ma'lumotlarni o'qib foydalanib, hozir hammamizni tashvishga solib turgan ayanchli holatni negizini tushunib yetishi va buni bartaraf qilishda alal aql qalbi bilan ishtirok etishi, duosi bilan ishtirok etib, o'zi, oila a'zolari, tanish bilishlarini mana shu xatardan demak saqlash maslahatlarini berish imkoniga yetib qolish ham biz uchun katta bir baxt bo'ladi degan umiddamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat ustoz. Alloh subhanahu va taolo keyingi dinimiz yo'lida qilingan xizmatlaringizda ham o'zi madadkor bo'lib, ko'plab muvaffaqiyatlarni ato qilasin. Endi ushbu ochiq xat haqida muhtaram Abror domlamizdan tinglaymiz. U kishi bu kitob haqidagi fikr mulohazalarini, izohlarini bayon qiladilar. Marhamat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم محترم شيخ حضرت لرى قدر لي أكبوك أوباسينج البرادر لك من بقول بس Bugungi majlisimizda bizni o'zimizni ona tilimizda chop etilgan bugungi dolzarb hayot tarziga muvofiq bo'lgan ochiq xat degan kitobchamizni taqdimotida yig'ilib o'tiribmiz. Bu kitobning yozilish tarixi, unga turtki bo'lgan sabablar to'g'risida ustozimiz shayx hazratlari qisqa va lo'nda kirishni qilib berdilar. Biz shu kitobning taqdimoti jarayonida kitob ichidagi olg'a surilgan masalalarga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Kitobning sahifasi 166 sahifadan iborat. Bundan 60 sahifamiz oldinroq e'lon qilingan internet saytlarimizda ko'pchilikka yetib borgan Iordaniya qirolligi akademiyasi ulamolarining 126 olimlarning ijmosi bilan e'lon qilingan ochiq xat matnidir. Bu matn ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingandan keyin unga nisbatan juda ko'p munosabatlarni ko'pchiligimiz kuzatdik. Qalbida ixlosi bo'lgan muxlis, xolis musulmonlarni yaxshi qabul qilganliklarini va bu kitob bu xatdan yaxshi xulosa olganliklarini kuzatish bilan birga unga muxoliflik qilib o'zini ta'assubi bilan unga qarshilik bildirganlarni ham bir necha bor kuzatdik. Maktub to'g'risida mulohazalar turli bo'lishi tabiiy, chunki yer yuzida hech bir inson yo'qki uni hamma qo'llab-quvvatlasin yoki hamma uni inkor qilsin. Albatta har kimni o'z muxolifi bo'lgani singari uni muxlisi ham bo'lishi tabiiy. Ammo biz ilmiy doirada sof islomiy tushunchalar bilan bu maktubni naqadar haqiqatlarni bayon qilganligini tahlil qiladigan bo'lsak, biz bu ochiq xatning mavzusida biror bir tuzumga yoki qaysidir bir toifaga yon bosishlik emas, balki sof islomiy ta'limotlarning taqdimotini kuzatamiz. Bu endi arab diyorlarida arab tilida bo'lgan xat bo'lganligi uchun uni tarjimasi
bizni diyorlarda tarqatilganligi uchun ayrim o'rinlarda odamlarning hayolida tushunmovchiliklar bo'lganligi tabiiy. Shuni hisobga olib ustozimiz shayx hazratlari bu xatning ustida sal jiddiyroq to'xtalish kerakligini va bunga tushuntirish berish kerakligini mulohaza qildilar va ushbu kitobcha dunyoga kelishiga shu mulohazalar turtki bo'ldi. Mulohazalarni dastlabki boblarida mana bu kitobchani mazmun darajasiga bir nazar solsak, işte xatgacha kelgan kirish qismlarida turli bo'limlar ajratilib, ularda xatning yozilishiga sabab bo'lgan, bugungi kunda global muammoga sabab bo'lib turgan musulmonlar ichidagi tashvishlarni kelib chiqish ildizlariga to'xtalib o'tganlar. Mana achinarli holat bo'limi orqali hozirgi kunimizda musulmon o'lkalarida bo'layotgan og'ir musibatlarni asoslarini kelib chiqish sabablarini zikr qilib o'tganlar. Keyingi bo'lim mana islom tinchlik dini savlohasi bilan ochilgan va unda ham islomning tinchlik dini ekanligiga ishonarli sahih dalillar keltirilgan. Terrorga oid xabarlar, terror guvatining kelib chiqishi, aslida terror tushunchasi islomga oid bo'lmaganligi, bu tushunchalarni dastlab boshqa din vakillari qo'zg'aganligi va bunga sodda yosh qiziqqon radikal ruhdagi musulmon yoshlar aldanib, ularning tuzog'iga tushib, bu o'yinga o'yinchi bo'lib qolganliklariga ishonarli dalillarni keltirganlar. Xatolarni ro'yobga chiqishligini indizlari aytilgandan so'ng kitobning davomida bu xatolarni bugungi kundagi musulmon olamidagi bo'lib turgan xatolarni to'g'rilashga necha o'lik harakatlar bo'lganligi to'g'risida fikrlar aytilgan. Endi kitobni hali aytganimizdek hech bir tuzumga yoki hech bir toifaga yon bosishlik ruhi yo'qligini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda sof islomiy tushunchalar, islomiy qoidalar bayon qilingan. Ulardan biri istitoa fiqhi, ya'ni istitoa imkoniyat, istitoa fiqhi ya'ni imkoniyatdan kelib chiqib bir ishga qo'l urish. Bu islomning mashhur qoidalaridan, islom tushunchasini, islom ta'limotlarini eng mashhur qoidalaridan biri. Bu fiqhni bilmaslik oqibatida kelib chiqqan muammolarni o'ta ishonchli tarzda bayon qilinganligini ko'ramiz. Kitobni o'qigan inson bu borada ham ancha islomiy saviyada yuksalishni o'zida sezadi. Uni ortidan islom shariatida ko'zlangan asosiy maqsad insonlarga yengillik tug'dirish, ularga og'irlik qilmaslikni ko'zda tutganlik zikrlari keladi. Bu borada shariatning majburiyat qoidalari, zarurat qoidalari, ehtiyoj vazifalari, qay o'rinda musulmon odam qaysi holatda ekanligini yaxshi anglashlik borasida tushunchalar beriladi. Islom dinining mo'tadillik dini ekanligi ham urg'u berilgan. Shoshqaloqlik, takfirchilik, musulmon bo'lib turib boshqa musulmonlarni kufrda ayblash, dindan chiqishlikda fisqda ayblashlikni shoshqaloqlik ekanligi ham urg'u berilgan. Mana zararni daf qilish xususiyatlari qoidalari hukmi ostida islom asoslaridan bo'lgan mashhur qoidalar keltirilgan. Masalan, la darara va la dirar, ya'ni zarar berish yo'q islomda va zararga qarshi zarar bilan javob berish yo'q. Biz bugun kuzatib turgan hayotimizdagi tajribalarda o'zlari islomni eng jon kuyaramiz degan da'voni olg'a surayotganlar zarar berganga qarshi zarar bilan javob berishlikni o'zlariga qonun qilib olgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Hadlarni joriy qilish masalalari yo'lini topsa sulh ham fath bo'lishlik to'g'risidagi masalalar ularning barchasi shariat qonunlari, shariat matnlari asosida isbotlanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, kitobdagi tushunchalar, kitobdan oldinga surilgan ilmiy bahslar
şahsi karışlarının mecmuası emas. Bular albatta şeriatın ko'rsatmalari, Qur'on Kerim oyatları, sahih hadislerinin sahih hadislerden çıkan hükümler desek mübalağa bo'lmaydi. Kitobning oxirida o'sha biz oldinroq ijtimoiy tarmoqlarda o'zimiz guvoh bo'lgan tarjimasi qo'yilgan ochiq xatni matni berilgan. Matnni ichida ko'pchilik o'qigan bo'lsa o'rgan, kitobchada yana qaytadan ko'rish mumkin. Butun dunyo ulamolar kengashi, xususan Iordaniya qirolligi akademiyasining a'zolaridan tashkil topgan 126 ta mashhur ulamolar ochiq xatda bugungi kundagi Iroqda joylashib qolgan, o'zlariga xilofat nomini bergan bir jamoaning qilayotgan xatolarini sanab chiqishgan. Ochiq xatda o'sha toifalarni 20 dan ortiq xatolari, sarih ochiq xatolari oyat hadislar bilan ochiqchasiga ko'rsatilgan. Ulamolar ularning xatolari islom shariatiga zid ekanligini, ya'ni ularni qilayotgan 20 dan ortiq qilib o'tgan ishlarining islom fiqhiga umuman tushmasligini isbotlashgan. Bu ochiq xatga mana biz meni kuzatishim bo'yicha boshqalar biladi yo bilmayman, lekin mandagi aniq ma'lumotga ko'ra hali u toifadan javob qaytgani yo'q. O'ylamaydi, javob ham berishmaydi. Sababi bunday bu qadar ilmiy asoslarga javob berib bo'lmaydi. Ya'ni buni rad qilib bo'lmaydigan asoslar. Ammo bizni o'zbek zabon adashgan guruhlarga mansub bo'lgan o'zbek zabon yoshlarimizdan internet sahifalarida ba'zi gaplarga ko'zim tushib qoldi. Bular nima emish? Butun boshli xat xato emish. Xullas, raddiya bermoqchi bo'lganlarning ayrimlarini go'yo bu xatni xato ekanligiga dalil bo'laroq xatning oxirida kelgan Imom Buxoriyning shayxlaridan Nu'aym ibn Hammodning Fitan kitoblariga kitoblarda rivoyat qilingan Hazrat Ali'dan degan bir asarni zaif ekanligini olg'a surayotganlarini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, hadisning zaiflik masalasiga amal qilish qilmaslik bu alohida uzun mavzu. Bu haqda to'xtalishimiz shart emas. Buni mutaxassislar ko'rib hal qilib olishadi. Lekin nima uchun 20 dan ortiq xatoga oyat mutawatirlar hadisi sahih hadislar bilan raddiy berilgan jumlalarning birortasiga e'tiroz bildirmasdan turib, xatning ichida zaif deb sanalgan bitta hadisni ilovaga keltirilgan bitta hadisni olib, butun boshli xatni yolg'onga chiqarish mumkin, zaifga chiqarish mumkin. Menimcha bu adolatdan emas. Adolat nima bo'ladi? Adolat xatolarni tan olishlikda va ularni to'g'rilashlikka urinishda bo'ladi. Nu'aym ibn Hammod rahmatullohi alayhi keltirgan o'sha Fitan kitobidagi Ali radhiyallohu anhu'ga tegishli deyilgan hadisni roviylarining ichida zaiflar bor, to'g'ri. Ammo bu boshqa bir hadislarda, sahih hadislarda quvvatlangan ma'noni kasb qilganligi uchun bu hadislarni zaif deb otishlikka haqqimiz yo'q. Sahih rivoyat bilan ko'pchiligimizga ma'lum, bilmaganlar o'rgansa bo'ladigan hadislardan biri. Zuhuvaysira nomi bilan mashhur bo'lgan hadis bo'lib, payg'ambar alayhissalotu vasallam g'animat taqsim qilayotganlarida soqollari uzun, sochlari osilgan, peshonasi do'ng, ko'zlari chuqur bir odam kelib, payg'ambar alayhissalomga "Adil ya Muhammad" dedi. "Adolat qil ey Muhammad" dedi. Shunda payg'ambar alayhissalom "Holingga voy bo'lsin. Payg'ambar bo'la turib men adolat qilmaymanmi? Men adolat qilmasam yer yuzida boshqa adolat qiladigan kim qoladi?" dedilar. Shu payt Hazrat Umar radhiyallohu anhu o'sha gapni aytgan odamni bo'yniga urmoqchi bo'ldilar. Payg'ambar alayhissalom "Yo'q, qo'y, tek qo'y" dedilar. Va shuning davomida aytdilarki, "Mana shuning avlodidan shunday odamlar chiqadi" deb o'sha odamlarni sifatlaganlarida Nu'aym ibn Hammod rahmatullohi alayhi rivoyat qilgan Ali radhiyallohu anhu'ga tegishli bo'lgan hadisdagi sifatlar o'tgan. Mutlaq hammasini aytmaymiz, to'g'ri, lekin shu sifatlar o'tgan. Demak,
Bu biz bular zayıf deyip otuşka hareket kılıyorken hadisinin kuvvetlamışı sakı hadisler var. Şundayken bu sadde sayaz seviyesi ortacara koyan adamlarının fikirlerini din sıfatı da alıştıktan ihtiyat buluşumuz gerek. Bu kitapta ustazımız Şeyh Hazretleri bazı narsalarına işaret edenler. Yani açık etken yerleri hem var. Etkenler ki din bu ciddi talimattır. Onu nataniş, natayin, ustazı, şeyhi, namalim adamlardan alın deydi. Hadis yapıladığın adam, hadisten öz ustazını, sanadını, aytiyatken gebbige mananiyem sanadını getirip verişini gerek. Özden özü dinli kitaplardan okup, bana şu dinli takdimat kılıçdik ki hiç kimde hakkı yok. Bu hakikat bu kitapta bortuk duradı ve bu hakikatini inkar kılıp bulmaydı. Peygamber aleyhissalatu vesselam ümmetim zalalatı can bulmaydı degenler. Bunga göre 126'da meşhur ulamalar toplanıp bir hadisini keltiradigan bo'lsa, uning matnida yoki rivoyatida zaiflik bo'lsa-da, albatta uning ma'nosi sahih rivoyatlarga tayangan bo'ladi. Shuning uchun bunaqangi masalalarda ko'cha-ko'yda har kimning gapiga quloq osmasdan, albatta ahli ilmdan sanadi bor rivoyatlarni, fiqhni, dirayatni yaxshi tushunadigan ulamolardan bu masalalarni so'rab surishtirib, keyin xulosa chiqarish kerak. Alloh taolo bu kitobni xalqimiz uchun manfaatli qilsin. O'ylaymanki, har bir xonadonda bu kitobdan bo'lishligi, har bir xonadonda bu kitob bo'lishligi kerak. Imkon qadar bu kitobni o'qib, yod olish kerak. Zihninga yaxshi o'rnashtirish kerak. Qalblarimizga buni yaxshi singdirishimiz kerak. Ayniqsa bugungi kunda, bugungi siyosiy bo'hronlar, turli siyosiy o'yinlarga qo'rchoq bo'layotgan yosh avlodlarning adashishligini oldini oladigan eng zarur kitoblardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo bu kitobni xalqimiz uchun manfaatli qilsin. Ustozimiz Shayx hazratlarini va ular atrofidagi ahli ilmlarni Alloh subhanahu va taolo o'z himoyasida asrasin. Xalqimiz, millatimiz uchun to'g'ri yo'lni ko'rsatib borishlikda ularga kuch-quvvat, hidoyat va nayobini Alloh taolo o'zi ato qilsin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين رحمة الله الله سبحانه وتعالى bundan keyingi ishlarda hamroza muvaffaqiyatlar ato aylasin. Endi ikkinchi kitobimizni taqdimotiga navbat keldi. Hammamizga ma'lumki, oldinda ham ta'kidlaganimizdek, bu yilgi 2015 milodiy sana davlatimiz tomonidan keksalarni e'zozlash yili deb e'lon qilindi. Ushbu munosabat bilan yozilgan ustozimiz qalamlariga mansub ajoyib kitob yilning boshidayoq o'quvchilarning qo'liga yetib borgani yana ham quvonarli hol, quvonarli hol. Ushbu kitob haqida fikr mulohazalarini bildirishni muhtaram Erkin Malik domlamizdan iltimos qilamiz. Marhamat ustoz. Xalqimizda shunday bir gap borki, hayot bu ofatlar yo'q. Ya'ni hayotni Allah'ın kudreti şundaki bana şu katta oqan daryoni iki qirg'og'i. Birinchi qirg'og'i odamlar bo'lsa, ikkinchi qirg'og'i bu keksalar. Mana shu ikki qirg'oqdan oqadi. Endi bundan o'ylab qarasak, har ikki qirg'oq ham ojiz. Birinchi qirg'oq, ya'ni bola bo'lganligi uchun, go'zak bo'lganligi uchun, qo'ldan hech narsa kelmaganligi uchun bo'lsa, ikkinchi qirg'oq bu hamma kuchi, qudrati, tajribasi bor, lekin zaifligi uchun. Allohning qudrati shundan shu ikki qirg'oqdan oqizib qo'yibdi hayot daryosini. Shu nuqtai nazardan Hazratning o'tgan yili chop etilgan Sog'lom bola kitoblari yil davomida mana shu ko'pgina maktablarda, oliy o'quvlarda, yoshlar va hamma joylarda yaxshi bo'lib dastur bo'ldiki, o'sha sog'lom avlod, sog'lom bolani qanday voyaga yetkazish kerak? Buning uchun nimalar qilish kerak? Dinimizda nimalar aytilgan? Hadisda nimalar aytilgan? Mana shular asosida juda katta bir haliga dastur bo'ldi va katta yordam bo'ldi. Mana endi o'sha kitobning davomi, keksalar va e'zozlash kitobi ham chop etildi.
bu kitaptan osha hozir kunda osha hamma ma'rifat o'choqlarida dastur sifatida foydalanyapti. Mana yaqinda mana shunday bir jamoada meni chaqirishib, endi katta jamoada shu yerda mana shu tekstlarni e'zozlash bo'yicha shu suhbat bersangiz degan gapni aytishdi. Mana shu suhbatda albatta Hazratni kitoblaridan foydalanib osha tekstlarni e'zozlash akalarımız, oralarımızın hurmatını cahaya koyuş nimelerden ibaret. Kur'an'da nime değilken, hadislerde nime değilken. Bana şu yaplarını ulamaya aykenimde Türkçülük, bu şeyinde işçi yaşlarında Türkçülük bana şu derslerden bir havalileri bağımlı oldu. Sağolunlar görüştü. Bana şu tekstlerini izlersiz kitabı da bu şeyde yazılar şundan bağlıq, yigirmeden aşıq olsaydı. Nümallarının turları, nümak kılış gerek, hem de yazılar gerek. Yigen uşaq sözlerini kitabını getirirken, ben uşaqya nümakiyen payıda uşaq kitabdan okuverdim onlarla, onlar yazıp alıştı. Misal için, o da onanın mal mülklerini ve kerakli nesnelerini okuvaza kılış. Ota onanın ruhsatsız buran narsa olmasıdır. Ota onaga rahat baş narsalarını hazırlaş. Ota onan kulayotganlarda uylarını uylarını bizoda kılmasıdır. Ota onanın xonalariga ularının izinsiz kirmasıdır. Ota onadan oldin taomga pul uzatmasıdır. Yaxshi narsalarını o'zidan oldin ota onaga taqdim qilish. Ota ona huzurida yon boshlamasıdır. Ota ona huzurunda oyak uzatmasıdır. Ota onadan yukarıya oturmasıdır. Ota onadan barca işlerinde maslahat soruş. Ota onanın fikirleri ve tecrübelerini faydalanış. Ota onanın nasihatlerini bacarışta ve bacandan kabul kılış. Ota ona haklarıyla duada buluş ve hafızı. Bana şimdi Selman oku bir yerlerinde bu şekilde oturken yaşlar bacandır sözlerini yaz başladı. Sebabı bu aytilgan gaplarni tushunamiz bilamiz. Lekin agar bu ilmdan sal uzoqroq bo'lgan yoshlarimiz, ishchilar bir narsalarni bilishmaydi. Ota-onalardan misol uchun oldiga tushib yurtga chiqadi. Ota-onalardan bir qadam orqada yurish kerak degan gaplarni hali ular tushunishmaydi. Va o'sha ota-onalarni o'sha hurmatdan joyiga qo'yish, demak, Alloh taolo Ota-ona razı bo'lsa, men razı emasman degan so'zlar ular uchun yangilikka o'xshaydi. Shuning uchun bu kitobdagi aytilgan hamma hadislar, hamma o'shalarga keltirilgan oyatlar o'sha ota-onani hurmat qilish bugungi kunda qanchalik zarurligini bekorga yurtboshimiz xayriyani e'zozlash yil e'lon qilmaganligini o'sha tushunish uchun bizi bana şu çöp edilen kitabımız dışarıda yakışı bir rastör olan degen ümit demen. Bana şu kitaptan gelip çıkıp, misal için ben uzun, bana şu yerde bana yakın yarım yılda gelip işleri başladım. Bunun adını 15-16 yıldan beri hazırlanan başka kitapların üstünde çöp yetiş bu içe şu yardımlarım pekken, bana şu kitapta o şarkı ilim yolda, İslam yolda, Allah yolda, bir de sıkaçı akarsa, saçı akarsa, sakalı akarsa, kızların saçı akarsa demek bu ahirette nur bulan. Ahirette kahiret bulan degen şerbi yaptılar, sözler, bana şu kutubaslar, işte hemimizi, işte kuvve yürgen, sağlık yürgen, başlaşken ve ota onaylarımızı, kettelerimizi hürmet kaçışken bir sezavar bulan degen yaptılarını ben şu kitaplarından okup, okup aldım. Bizden taşlarda bu kitapta işte otanın otadan keyin amakinin oranı onadan keyin halanın oranı ota bilen otanın dostları bilen münasebat misal için ota ot kitabası olan dostlarına hemen münasebatı buluş gerek ve yaşlarını bir vasıta işte keşlerini hürmeten cevabı koyuşmadan bağlı yani cüda yakışı arzular, cüda yakışı sözler
fikirler aytgan ki, bu kitap ham Xudo xohlasa, o'sha bizni, o'sha degan yoshlarimiz uchun degan ta'lim-tarbiya ishlarini olib borayotgan bugungi o'sha g'arbatchilarimiz uchun eng yaxshi bir kitob va dastur bo'lib qoladi degan umiddaman. Va hazratni mana shunday hozir javoblik bilan mana bu hozirgi taqdim etilgan oldingi kitobimiz ham ochiq xatlar va tekstlarni e'zozlash ham o'sha bugungi nashriyotlar hali chiqarib xayoliga keltirmagan narsalarni biz nashr etib xalqqa taqdim etishimiz o'sha haligi hayotni qanchalik teran anglayotganligimiz va qanchalik tushunayotganligimiz va xalqimizni nimalarga haligi muhtojligini, ularni ongini, fikrini, qarashlarini o'shanga mukammallashtirib, rivojlantirish, boyitish uchun qilinayotgan bir ishlardan deb bilaman va bu kitobni oldingi birodarimiz aytgandek, o'sha hamma oliy o'quvchilari, keyin maktablar, kollejlar orqali o'shanga yoshlarga bir dasturlar bo'ladigan bo'lamiz. Salomat bo'ling. Rahmat Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kılgen bayanatınız için aca sahabinizi köpeltirip versin. Bir söz bilen etken de bu kitap ve bunu bizden fikirlerden mülahaza tutturdum. Bizdeki kariyelerde yazazlar yine de bir ilan kılınışı azali ananamızla biz inikası oldu. Bu kitap ise bu inikasını, bu kariyelerini asıl poydevorini ochib bergan. Endi so'zning xotimasini ham muhtaram ustozimizga beramiz. Marhamat ustoz. Bismillahirrohmanirrohim. Muhtaram Abror domlaga, hojatlarga kitoblar haqida so'zlagan edib so'zlari uchun tashakkur izhor qilamiz. Bu azizlarimiz o'quvchi sifatida, o'quvchilarga nasihat sifatida nasihatçi sifatida so'zlagan bo'lsalar, men kitoblarni yozilish tarixini aytadigan shaxsga aylanib qolyapman. Shu demak, keksalarni e'zozlash kitobi ham o'ziga yarasha bir kichkina qissaga molik kitob hisoblanib qoldi. Ittifoqo Alloh taoloning irodasi shuni xohladi. Mana shu yurtimizda bir yılını, 2015 yılını, keksalarını e'zozlash yili deb rasmi e'lon çıkan türlerde ben seferde bo'ldim. Sefer uzaroq devam etti. Shuning uchun bu kitabını seferde yozishga to'g'ri keldi. Katta-katta davlatlarning poytaxtlarida va o'sha poytaxtlar orasida uchadigan uchoqlarda bunga nashriyot tahririyat azaları daim yordam berişip durdu. İsmail Can, Azar, Muhammed Ali, yana başkalar. Ben yazıp yazıp bir yerde gelip, iktibası yapıp başka narsa kek basar, derru internette falan kitabını yuvarilerde bir yazar. Yuvarışadı, şunu alıp yana cahiler koyup, yana bir an ihtiyaç ise şuna kadar bulup yürüp, yazıp, ahırı, eğer izinden çıkmadan olsa İsmail Can'ı ben kuvvetten yönettim. Kitap bitti, tezrak tahrir kılıp, çap kılışını payıdan buluyordu. Ana şu münasebet bulan, tahririyat, bu nesiliyat hanımlarının barçalarına, muharrirlerimizle, musahhitlerimizle, teknik hanımlarımızla, bu kitabını çıkıp, yorul dünyanın yüzünü görüp, xalqimizning qo'liga yetib borishi uchun o'zining hissasini qo'shgan barcha azizlarga tashakkur izhor qilaman. Alloh taolo bu azizlarimizni ixlos bilan qilgan mehnatlarini, ajrlarini, savoblarini, barakalarini ko'paytirib bergan bo'lsin. Aziz o'quvchilarimizga esa mana shu kitoblardan o'qib bir foyda topsalar, shu kitobni yozganlarga, chiqarganlarni haqqiga bir duo qilib qo'yishlarini iltimos qilaman. Yana ko'proq shunga o'xshagan ma'lumotlarni chiqarish niyati. Bizning niyatimiz mana shu mavzu ochildimi, demak xalqimiz bu mavzu bo'yicha nimani bilishi kerakligini yetkazib qo'yish. Dinimiz mana shu mavzuda bizga nima ko'rsatma bergan?
bu barada bizde qanday ilim var, marifet var. Şunu köpçülükke, halka yetkazış. Halegarlar alıp okusun, şu ilimden, marifetten bahre tapsın, onge amal kılıp bu dünyası ve ahireti için büyük bir zemin yaratıp, bahke, saadetke erişsin degen niyet. Allah subhanahu ve ta'ala barca işlerimizin özü berekatlı kılsın. Bu kitaplarımız, bundan keyingi kere devam kitaplarımız hemme hemmesini elimiz, yurtumuz, halkımız, mumun, Müslümanlar için berekatlı buluşun, o da nasip kılgen olsun. Ve sallallahu ta'ala ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bir rahmetiyle.